GPS nedir? Ne işe yarar? Bölümleri neler? GPS'ten nasıl faydalanırız? Konumuz bu. GPS'in öneminden bahsetmek istiyorum. Dünya üzerinde kayboldunuz. Hepinizin akıllı telefonları var. Akıllı telefonunuzda harita uygulamalarını açıyorsunuz ve GPS konumumu bul dediğiniz zaman hemen dünya üzerindeki konumunuz bulunmaktadır. Peki GPS sistemini kim kontrol ediyor, kim elinde bulunduruyor? ABD. Eğer ABD isterse bizimle GPS uydularını paylaşıyor, istemezse de paylaşmıyor. Nitekim bunu Körfez Savaşı'nda çok bariz bir şekilde gördük. ABD GPS kullanımını sadece kendi kullanımına açık bırakıp diğer kullanıcılara engelledi. Ve savaşta çok büyük bir üstünlük kazanmış oldu. Ancak birçok gemi kendi pozisyonunu bulamadığından dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadı. Denizciler GPS cihazının ne kadar önemli olduğunu iyi bilirler. Ancak GPS sistemi kapatıldığı zaman ne yapmamız lazım? Önemli olan nokta da bu. Dünya üzerindeki konumumuzu sadece GPS de bulmuyoruz tabii ki de. Göksel seyir dediğimiz sekstant cihazı sayesinde arkadaşlar dünya üzerindeki konumumuzu bulmamız mümkün. Tabii bunun için e, göksel seyir konusunu iyi bilmemiz ve sekstant cihazını iyi bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Göksel seyir ile ilgili yeni videolarım olacak arkadaşlar. Sekstant kullanımını daha ayrıntılı bir şekilde bu videolarımda anlatacağım. Ee, kanalıma abone olarak bu videoları kaçırmamış olursunuz. Ve aklınıza takılan hangi soru olursa olsun yorum kısmına da yazabilirsiniz. Şimdi konumuza geçebiliriz. GPS'in açılımıyla başlıyoruz. Global Positioning System İngilizcesi. Türkçesi ise küresel konumlandırma sistemi olarak geçmektedir. Bunların İngilizce ve Türkçe açılımlarını bilmemiz bizim faydamız olacaktır. Şimdi e, bu GPS cihazı ne için üretilmiş ona bakalım. Amerika ordusunun ihtiyaçları için üretilmiş. Amerika'nın zaten güdümünde olan bir sistem. Amerika bunu ordusu için üretmiş. Sol alttaki GPS cihazının bir görünümü. Sağ alttaki ise GPS cihazının anteninin bir görünümü arkadaşlar. Dünya üzerinde 24 aktif 6 yedek olmak üzere 30 tane GPS uydusu bulunmakta. 30 tane GPS uydumuz varmış yani. Her yörüngede 4 adet uydu bulunmakta ve bu uydular 6 farklı yörüngeye yerleştirilmiştir. E yörüngelerde 4'er adet uydu varsa 4 kere 6 24 tane uydumuz varmış. Bu 24 tanesi neydi? Aktifti. 6 tanesi de yedekli. Yani uydulardan birisi bozulduğunda diğer yedek olan uydulardan birisi onun yerine geçiyormuş. Dünya üzerinde toplamda da 9 tane yer istasyonu varmış. Bu yer istasyonlarından 5'i takip, bir tanesi ana kumanda ve 3 tanesi de veri iletimi yapan istasyonmuş. Bu istasyonlar sayesinde arkadaşlar uyduların kontrolü, uyduların işte zamanlamayla ilgili ayarları yapılmakta. Şimdi GPS'in bölümlerine bakalım. GPS 3 bölümden oluşur. Bunlar uydulardan oluşan uzay bölümü. Az önce bahsettik. 30 tane uydumuz var. Bunlardan 24'ü aktifti, 6'sı yedekti. Yer istasyonlarından oluşan kontrol bölümü Toplamda 9 tane yer istasyonumuz vardı Bir önceki slaytta gördük GPS alıcılarından oluşan kullanıcı bölümüdür Yani onlar da biziz 3 bölümden oluşuyormuş Tekrarlayalım Uzay bölümü, kontrol bölümü yani istasyonlar Ve GPS alıcılarından oluşan kullanıcı bölümüymüş GPS'in faydaları neler? Kısaca da buna da değinelim Mevki yani koordinatları belirlemek için GPS'ten faydalanıyormuşuz. Yani dünya üzerindeki bizim mevkimiz nedir? Bunların işte sayısal değerleri var. Kuzey, güney, ondan sonra doğu, batı değerleri direkt olarak GPS cihazından bunları elde edebiliyoruz. Bu verileri de GPS cihazına girdiğimiz zaman dünya haritası üzerindeki konumumuz direkt olarak çıkmakta. Gidiş yönü belirleme. İşte ne tarafa gideceksek iki nokta arasındaki o yönümüzü belirleyebiliyoruz. Hızımızı da arkadaşlar işte zaman ve mesafeyi karşılaştırarak hızımızı da belirleyebiliyoruz. Varılan noktada dönülmesi gereken yönü saptama. İşte bir noktaya vardık. O noktadan sonra ne tarafa gideceğiz? Bunun yönünü de GPS'ten faydalanarak bulabiliyoruz. Gidilen rotanın kayıt altına alınması. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Hangi zamanda, hangi noktada bulunduysak, bu da GPS cihazı fayda sayesinde kayıt altına alınıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa direkt yorumlara yazın arkadaşlar. Kanalıma da abone olarak bu videolarımı kaçırmayın. Hoşçakalın.